Eğer akciğere yerleşmişse nefes darlığı çarpıntıyla geliyor. Lenf sistemi bağışıklık sistemimiz. Lenf bezi de bunun ana elemanı. Yani normalde hepimizde bir lenf bezi var. Ama bu lenf bezinde bazen mutasyon, hava kirliliği, sigara, radyasyon veya virüs, beslenme ama son zamanlarda da depresyon ve stres tetikliyor. Ve bu lenf bezindeki normal yapı bozuluyor. Bu lenf bezi yapısı bozulunca lenfoma dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Genelde halsizlik, terleme, zayıflama ve ateş ana belirtilerdir. Ama bunun hepsi aynı zamanda olmaz. Ama hastalarımız büyük çoğunluğu boyunda, koltuk altında ve kasıktaki lenf bezi büyüklüğüyle bize başvuruyorlar. Bazı hastalar kaşıntıyla geliyor. Bazı hastalar enfeksiyonla geliyor. Bazen karın içinde olduğu zaman lenf bezi büyüyor, bağırsak düğümlenmesiyle geliyor. Ama benim için önemli olan gece terlemesi, zayıflama, ateş, kaşıntı, ana bulgulardan ve yüzeye lenf bezlerindeki büyüme. Ama bu her zaman da boyunda, koltuk altında ve kasıkta olmaz, karın içerisinde, akciğer içerisinde olabilir. Hastalığımda hep lenf kanseri diye öğrenmiştik ama ben lenfomayı tedavi edilen bir hastalık olarak görüyorum. Özellikle iki gruba ayırıyoruz. Hodgkin lenfoma %20'sini oluşturuyor. Hodgkin dışı lenfoma %80'ini oluşturuyor. Örneğin Hodgkin lenfoma gençlerde tek bir bölgede başlıyor, sonra yayılıyor. Hodgkin dışı lenfoma ise ileri yaşta başlıyor, birden fazla bölgede yayılıyor. Yani Hodgkin hastalığı genelde erken evrede buluyoruz ama Hodgkin dışı lenfomada ise ileri evrede olabiliyor. Geleneksel tedavide erken dönemde biz radyoterapi öneriyoruz. Ama iyi huylu bir Hodgkin erken evre ise. Ama eğer hastada ileri evre bir söz konusuysa bu hastalarda belli bir kemoterapi yapıyoruz. Cerrahi lenfomada sınırlı uygularız. Neden? Çünkü lenfoma kemoterapiye cevap veren bir hastalıktır. Ancak tanı için biyopsi yaptırıyoruz, ameliyat yaptırıyoruz. Yani organ almaya gerek yok. Sadece tanı için lenf bezine gerek var. Onun için de cerrahi sınırlıdır tanı dışında. Tedavi şemanız bugün Amerika'da, Avrupa'da ne yapıyorsa Türkiye'de aynısını yapıyoruz ve tedaviler de ücretsizdir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal devlet anlayışı içerisinde lenfoma tedavileri ücretsizdir. Yani şu anda Türkiye'de Türk hematolojisi çok gelişmiştir. Yani Türkiye'nin hangi şehrine giderseniz gidin çok değerli hematolog arkadaşlar tanıyı erken koyup ve tedaviyi de yapmaktadırlar. Çünkü buradaki bizim amacımız yıllardır Türk hematolojisinde Anadolu bağrındaki tedaviyle İstanbul tedavisini aynı yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sosyal devlet olarak amacımız bu bilgileri paylaşıyoruz. Vatandaşı bölgesinde tedavi yapıyoruz. Yani onun için ben onlara diyorum ki illa da Ankara İstanbul'a gelmenize gerek yok. Oradaki hematolog arkadaşımız gerek tedavi yapıyor. Çünkü o bütün kongrelere katılıyor ve bütün eğitimler alıyor. Onun için de lenf bezi biyopsisi, patoloji raporu, PET CT veya tomografi ile evresi bizim için yeterlidir. Diyelim ki tedavi oldu, nüks oldu. Buna yönelik kemoterapilerimiz de var. Artı kendi kanından nakil yapıyoruz. Olmadı, kardeşten veya gönüllü vericiden de nakiller yapıyoruz. Ve bu tedavilerin hepsi ücretsiz. Ve yakın gelecekte hücresel tedaviyle bunu kökten çözüm söz konusu. Lenfoma sinsi bir hastalıktır. Her yaşta görülmektedir ama yaş da artmaktadır. Mutlak olarak erken tanı koyarsanız tedavisi mümkündür. Hastanın bir tanesi Melike Hanım'dı. Kendisi bana başvurduğunda bir lenf bezi büyüklüğü olduğunu, ateş olduğunu, gece terlemesi olduğunu, zayıflama olduğunu bahsetti. Kendisiyle yaptığımız muayenede ve sohbette lenfoma olabileceğini ifade ettik. Kendisi fonksiyonel tıpla ilgilenen sağlıklı yaşam koçların bir tanesi. Biz lenf bezi biyopsisini yaptığımız anda evet Hodgkin dışı lenfoma tanısını koyduk. Onun onayını aldıktan sonra tedaviyi planladık ve bu planı da Melike Hanım'ın hastalığının tipine göre, yaşına göre ve patolojisine göre de planladıktan sonra tedaviler ilerledi. Güzel haber, kısa bir dönemde hastalığın kaybolduğunu, hatta küre girdiğini gördük. Tabii benim için çok mutluluk vericiydi. Fakat biz klasik olarak tedavileri 6 defa yapıyoruz. Erken dönemde başarılı olmasına rağmen nüksü engellemek için ileride sorun olmaması için 6 küre tamamladık 3 haftada bir ve mutlu sona geldik. Ve şu anda kendisi gerçekten sağlıklı, kendi işine bakan
çok başarılı bir anne ve bir iş kadınıdır. Çektiğimiz anda PET negatif olması dedi, kız nasıl buldu? Ya çok güzel. Orada üçüncü çocuğumu doğurdum hocam valla. Burada şimdi işlerde. Demek 11 ay oldu mu sen tanışalım? Oldu hocam, geçen sene Kasım. 3-5 aylık sürede de bende gece terlemeleri yer alıyordu. Fakat ben bunları biraz erteledim. Sonrasında ateşim çıkmaya başladı. Biraz kilo kaybı oldu. Ve çok şiddetli bel ağrıları yaşamaya başladım. Akabinde de zaten MR'a girdim. MR'da da benim lenflerde büyüme çıktı. MR'a girdim bel ağrısı nedeniyle. MR'da çıktı. Yani ben aslında bunu tesadüf yakaladım. Karındaki lenf bezlerinde büyüme çıktı. Ve boyundaki lenf bezlerinde büyüme çıktı. Daha sonra benim boynumdan biyopsi alındı. Ve onun incelemesi sonucunda teşhis konuldu. Yani mutlaka lenf bezini çıkartılıp patoloji sonucunda incelenmesi gerekiyor. Ki ona göre teşhis konulsun. Ben bu şekilde öğrendim. Ve tedaviyi hiç geciktirmeden hemen ikinci günü teşhis konulduktan sonra başladı. Bu tedaviyi aldım. 6 kür aldım. Toplamda 4,5 ay kadar sürdü. 8 seans akıllı ilaç, 6 seans da kemoterapiyle ben hastalığı yendim. Tedavim hiç aksamadı. 21 günde bir kemoterapiyi düzenli olarak aldım. En son 2 tane akıllı ilacı da yine 21 günün arayla alarak bitirdim. Ben de çok sağlıklı yaşayan bir insan olduğum için sanki bu benim başıma, böyle bir hastalık benim başıma hiçbir zaman gelmeyecekmiş gibi düşünürdüm. Onun için de çok şaşırdım ama insan hayatında her zaman her şey olabilir. İnsanların başına her şey gelebilir. O zaman ben bunu öğrendim. Benim başıma gelmez, ben yaşamam, bana bir şey olmaz demesin. Biraz maalesef Türk toplumunda böyle bir bakış açısı var. Bana bir şey olmaz deyip ya da benim yaşadığım gibi işte daha basite indirgeyip konuyu, daha basit yerlerde çözüm aramak gibi. Ama eğer bir belirtiniz varsa, işte özellikle gece terlemeleri, ateş, halsizlik, zayıflama, sebepsiz bunlarla alakalı olarak yaşadığınız problemler varsa mutlaka gecikmeden bir doktora başvurmanızda fayda var. Ama önemli olan bu teşhisleri ihmal etmemek. Eğer ki daha ileri evrede çıksaydı, daha ihmal edilen sonuçlar olsaydı bunların tabii sonuçları daha ağır olacaktı. Belki ben bu tedaviyi daha uzatarak alacaktım. Aralarda belki farklı enfeksiyonlara yakalanacaktım vesaire. Bağışıklığım çok daha düşük olacaktı. Onun için de erken teşhis her zaman için güçlü bir vücutla bu hastalığa girdiğiniz için, daha güçlü bir bağışıklık sistemiyle girdiğiniz için atlatması daha kolay oluyor. Bir sıkıntı varsa bir amakaya gitsek dedim. Evet, yazık.